Hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Masal okula gitmedi. Niçin gitmedi? Çünkü gezi vardı. Ben geziye gitmedim. Evet, geziye gitmeyip annesiyle kalmayı tercih etti. Evet. Şimdi bugün Masal'la anne kız günü yapacağız. Öykü inşallah bu videoyu izlemez. Çünkü bize çok kızacak. O da sabah dedi ki beni sınavdan sonra alın. Ama tabii ki de almayacağım. Evet, şimdi ilk önce biz Masal'la kahvaltıya gidiyoruz. Sonrasına bakacağız. Sonra ben tatlı yapmak istiyorum. Yandık. Yine yapamadığımız tatlılarla devam edeceğiz. Hayır, biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz böyle hani brownie fırından çıktıktan sonra sertleşiyor ya. Hmm. Onu tutturamıyoruz ama bu sefer yapacağız. Hadi bakalım, biz şimdi gidiyoruz, kahvaltı yapacağız. Sonra da geliyoruz. Bay bay. Evet, şimdi kahvaltı yerine geldik. İnanılmaz bir yağmur yağıyor. Gidiyoruz. Evet, yürüyoruz. Arabayı maalesef uzak bir yere park etmek zorunda kaldım. Şimdi gidiyoruz kahvaltıda, bakalım neler pişiler, börekler, gözlemeler. Hadi bakalım Masal. Masal, sonunda kahvaltımız geldi. Bir saat bekledik gibi oldu ama geldi. Beğendin mi kahvaltıyı? Hep biz sen okuldayken gidiyoruz ya. İşte buraya geliyoruz, bakın her şey var. Mıhlamalar, şöyle göstereyim. Sonra burada çikolatalı bir krep. Burada pişiler, börekler, her şey var. Şimdi biz yiyelim, sonra güne devam edelim. Masalcığım, şimdi yine uğrak yerimiz markete geldik. Masal tutturdu, evet. Evde brownie yapacağım diye. Bu sefer brownie malzemelerini alacağız. İnşallah bu sefer yakmadan yaparız. Bakalım, hadi gidiyoruz şimdi brownie'lerimize bakmaya. Haydi Masalcığım, evet, malzemeleri al. Evet. 160 bitter alacağız. Tamam. Kaç tane? 4 tane gerekli. 2 tane 60, 2 tane 80, 70 mi alsak? Çok değil mi? 4 tane 60. Evet. Al. %60 bitterimizi al. Tereyağı alacağız. Süt, evet, alacağız. Şu an çikolata elinden başka bir malzemeniz yok. Çikolatadan başka. Neslihan ablana da yardımcı ol. Bak, arkadan mi? Geliyor. Arkadan. Yani kaç, bunların bir tanesi kaç gram? Evet. 60 gram. Bize 200 gram lazım. 240 oldu. İyi. Süper. İyi. Şimdi. Şimdi şeyimizi alacağız. Tereyağı. Tereyağı alalım. Süt al. Tereyağı. Süt, evet. Süt al. Bir de un falan yok mu? Un yok. Var yani, değil mi? Var, un falan. Bir de piskolata alalım da o gördüğüm şeyi de yapayım. Sıkıyorlar da çam ağacı oluyor. Evet, çam ağacı yapıyorlar. Onu da yapalım. Lotus var mı? Göstereceğim sana. Sen de al. Ha? Ha? Şey mi? Bisküvi lotus. Sıkma mı? Hayır, bisküvi lotus. Şu arkadaydı herhalde. Burada var değil mi? Arkadaydı. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi çok şey yapıyoruz. İnanılmaz becerikli bir aileyiz. Yine brownie'lerimizin olmadığını görünce şoka gireceksiniz. Kendine güveniyor. Lotus yok mu? Tüh. Halbuki yok. Lotus olmak zorunda mı? Halbuki tam böyle şeyimdeydim. Becerikli. Mesela lotus şeklinde pindir falan olmaz mı? Aa, olur. Olur. Aynısı sayılı işte. Belki de. Ülker daha iyidir değil mi? Bence de. Lotus zaten daha pahalıdır. Finger. Al. Finger al. Bu 20 lira. Hangisi? Ama bence şunu ya? Alalım ki. Çünkü böyle. Bu çabuk kırılır gibi. Olmasın. Üzerine ne yapılacak onu? Çikolatayı eritiyorsun. Böyle şey çikolatasını. Sonra böyle şey var ya, onların sıkma şeyi. Evet. Böyle çam ağacı gibi sıkıyorsun. Şimdi sen videoya atarım. Tamam. Üstüne de böyle şeyler, şekiller. Çok burada şeker süsleme olur. Şeyleri var mı ki? Vardı. Pasta süsü de vardı şu karşıda. Yani pasta süslerine de atıyorsun. Gümüştü. Olur bence. Gümüşte böyle ağaç süsler yapıştı. Evet. Şunlardan var bizde zaten. Aynen. Süs yapalım o zaman. Tamam, onu alalım. Ama onun içinde normal sütlü çikolata al. Oradan al, sütlü çikolata. Bitter değil de sütlü. Onu da sıkmak için mi? Evet, sıkmak için. Peki ben şöyle bir şey alsam ya, tembel işi. Olmaz ama mı? Ama o donmaz ki. Donar donması mı? Donması gerekiyor. Evet, donması gerek. Hani sıcakken sıkıp soğuduğunda donmuş olması. Çikolatayı boğacaksın. Evet. Tereyağı alalım, süt alalım. Çok un mu? Un da alalım. Yine de belli olmaz. Hadi alalım. Evet, buradan gidiyoruz. Un brownie için.
Yok olmaz. Un alalım biz. Bunu alayım mı? Büyük de değil, küçük de değil. Tamam al. Sonuçta sadece... Senin unu var mı? Un var. Un alalım. Kullanılmadığı için evde çok var. Evet. Şimdi süt alacağız ve tereyağı alacağız. Tereyağı karşıya tamam. Gideceğiz. Şuradan. Nereden? Biraz süt alalım. Ha, buradan. Karşıya doğru gidiyoruz. Gelin. Dostlar buralarda. Şeker yok mu tarif ediyorsun? Şeker yok. Şeker biz kullanmadık. Keşke sıkma aparatı da olsa. Biz neyle sıkacağız? Müthiş oldu. Hatta frambuaz da koymuştum içine. Frambuaz da olmuş. Nutella. Evet. Sıkmayı neyle yapacağız biz? Poşetle. Şişetle. Sadece brownie'leri aldık ama biz amacımızdan şaştık gibi şu an yine bir bakım alanına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Buraya uğramadan gidersek sanki bizi dövüyorlarmış gibi düşünün. Evet. Masal buraya uğramadan asla gitmiyor. Burada saç bakım ürünleri var. Mutlaka bakıyor. Almayacağım ama bakacağım dedim bu sefer. Yağ da şuradan almıştım. Evet. Bir yağ buradan çok aldık. Çok güzeldi. Çok güzel. Aynen. Ben de kullanıyorum artık arada bir. Biliyorsunuz Geleyle ablanızın artıkın saçları yok. Kısacık saçlarım var. Böyle mi daha güzel, uzun saçlarımı mı taktırayım? Benim saçım şuna uzadı işte. Şunu kullanayım. Sen şimdi söyle, annen uzun saçını mı taktırsın, böyle mi güzel? Böyle güzel. Böyle güzel. Aa şu sütü. Bir de şunu çok, şunu da çok öneriyorlardı. Bunlar bize var. Bu köpük ama. Köpük. Ama bunun bize sütü vardı, hatırlıyorsun. Sütü var, evet, biz çok kullanıyorduk. Hatta denizeminize giderken aslında onu götürüyorduk. Evet. Kalmıştık. Bir zamanlar şunları alıyorduk arkadaşlar. Aa, Öykü kulak çöpü istiyordu. Bari gelmişken kulak çöpü alalım. Bakın bir zamanlar bunlar alıyorduk. Aa, ne kadar büyüdü bunlar. Evet. Bir de bir şey diyeceğim. Anne baksana bir. Ne? Bunlar bize... Bak bu var ya bu. Ben bunu 50 liraya aldım. Evet. Kaç lira? 120 lira. Sen artık onun level'ını aldın Masal, biliyorsun değil mi? Neydi o? Black Honey aldı. Black Honey aşırı aldı yani. Çok... Evet, gerçekten. Black Honey yani tabii daha güzel yani. Yüz temizleme suyu, makyaj temizleme yani suyu. Aşırı zararlı. Zararlıymış. Allah'a şükür zararlı ya, diye anlıyoruz. Kulak çöp alalım. Evet, kulak çöpünü koyalım. Aldım. Aldın mı? Almış çocuğum. Evet. Hyaluronik asit. Çok yok canım, senin suratına hiçbir şey şu an sürülmez. Evet, öyle makyaj falan ya da zararlı. Bakın ben kaç yaşındayım? 37 yaşındayım. Öyle krem brem bile doğru düzgün sürmüyorum. Ne kadar çok sürerseniz o kadar cildiniz berbat olur. Anne. Hı. Şunun pembesini aldık ya. Evet, Öykü'nün saçları gerçekten yumuşacık oldu bu arada. Bunlar vardı bizim. Evet. Saç açıcı mıydı o? Açıyor saçları. Tarama spreyi. Tarama spreyi. Şu an tarama spreyimiz var değil mi? Bu arada sabahları çok gerçekten faydalı oluyor. Aa. Şu ne? Keratin? Keratin değil ki. Köpük mü o? Saç. Bu su mu? Bu fön suyu diyor. Açıyor mu acaba? Yok ya, fön suyu. He? Yok, bu iyi değildir ya. Niye? Bu kuaför. Bu var. Sıvı saç bakım kremi. Bu olabilir bence. Bak. Urban'ınkiler zaten çok güzel anne. Ya da şu. Ne evet, diyor? Evet, çok güzel. Bu ikisini de al. Bu saç hayır, uzatıyor, açıyor da. Bu ne bizimki? Ama aşırı güzel kullanmam lazım. Sağlıklı uzamış. Sadece bunu alalım o zaman. Boş ver, onu almayalım. Tabii bunun da bari kremini mi alsın? Hayır, niye alıyoruz ya? Boş ver, gerek yok. Evet. O neymiş? Kullanmayan bakım kremi. Ben bunu eskiler hep kullanıyorum. Tonikmiş ama. Şey, taramak için, kolay açmak için de işe yaramıyor mu? Krem diyor. Hayır. Ne? Yani mesela şeyden, duştan sonra saçına bakım yapmak için. Aslında çok anlatıyorlar bu ara ya. O köpük süt ama, köpük o. Köpük. Bu saç bakım kremi. O ne yazıyor üstünde? Bu saç bakım bu. Ve uzatıyor, kırılanını falan engelliyor. Tamam işte bunu alalım. Yavaş yavaş uzayan saçlar için yazıyor. Benim için yani. Wow. Kremi almak istiyorum, derinin rahat açılsın diye. İşte ben de onun için aldım onu. Evet, Öykü'nün rahat güzel açılsın diye. Ama o açılmayla ilgili değil bence ya. Krem diyor. Sıvı. Bak, bak burada da var bir tane sıvı saç bakım kremi. Nasıl, ona memnun musun? Evet. Şu an sürüyoruz. Ama... Evet. Evet arkadaşlar. Evet. Kullanıyor da bazen. Evet arkadaşlar, burayı da burada bitirip marketten eve doğru gidiyoruz. Evet Masal'cığım, tatil günün nasıl geçiyor? Müthiş, aldık şimdi malzemelerimizi, evet, gidiyoruz. Anne kız gününden memnun musun? Evet. Eve gidince de yaparken de
Evet. Çekeriz. Tamam, yaparken de çekeriz. Hadi şimdi arabaya doğru koşalım, yağmur yağıyor çünkü. Koş koş. Maşallah şimdi eve geldik, brownie yapacağız. İnşallah bu sefer beceririz diye yapacağız, umuyorum. Yapacağız. Hadi bu sefer yapacağız. Şimdi tereyağını 200 gram ya. Evet. Şimdi biz bunu şunun üstüne koyup bir tartacağız bir kabın üstüne, tamam mı? Evet. Darasını alacaksın ama önce. Darası nedir ya? Şimdi bunu koyacak ya. Ha. Ne diyeceğim, tartare. Tabii darasını alacak. Ha, burada tare. Bakayım. Evet. Tamam, bak sıfırları, darasını aldık. Tamam, darasını aldık. Şimdi arkadaşlar kes bakayım oradan 200 gram. Başka evet, başka. Yemek programımıza hoş geldiniz. Babalar Mutfakta programımızda. Babalar Mutfakta. Babamız mutfakta. Bugünkü yarışmacımız Cem Günay ve kızı Masa Günay. Bize brownie yapacaklar, bakalım. Fazla oldu, fazla. Bakalım diğer yarışmacılarımız brownie'yi beğenecek mi? Şansı yok! Diğer yarışmacıların şansı yok. Hadi bakalım. Evet, Masal bize... Oy ya, çok bu değil. Bu ne ya? Oy, çok yağ o. Yağ. Yemin ediyorum damarlarımız bıcık, var ya. Bıcık bıcık. Tıkandı damar. Tıkandı şimdiden beri. Ben şimdiden damarlarım tıkandı benim. Ya fazla yani, dur fazla. Ay, gitti. 4 gram çıkaracağım bak şimdi şunu. 4 gram çıkaracağım. O kadar bir şey olmaz ya. Ya tamam, yapıştır gitsin, bir şey olmaz. Bak, dur test ediyorum şu an kendimi. İyih be! Haydi. A201. Şimdi onu ne yapacağız? Bu şimdi burada dursun bir de. Kestik şunu. Kestik. Her anını böyle şey yapacağım. Ne yapacağım mı? Çekeceğim mi? Çekeceğim. Evet, anlatsın. Anlatmasını bekliyorum. Şimdi tereyağını kestik. Sonra ne yapacağız? Kim temizleyecek? Ben temizlemem ama. Hayır, şey, bu ortak, ortak yapım. Prodüksiyon benim, sensin. Sen temizleyeceksin. Yumurta alıyorum. Yumurta. Benim saçım yumurta, başım dağınık geldim ben ya. Ne olacak yani? Burada şimdi şeye mi çıkıyorsun arkadaşım? Bizi, spordan bizim her halimizle. Bu arada spordan tarif sendeydi anne ama. Tarif bendeyse bir saniye hemen tarife bakıyorum. Dört evet, ne yapıyorsun? Şeker. Pislik yapıyor. Şeker. Ya, ne yapacağım? Bakayım, bakayım. Burayı yumurtayla eziyor böyle. Daha burayı daha yeni başladık. Şuranın şu haline bakın. Valla bu yağ da çok değer. Gitse koca yağ. İnşallah olur. Tuz mu, şeker mi? Bakayım. Tuz kuzu. Tuz o, tuz. Şeker değil. Allah, burada yazıyor. Ne yazıyor? Sugar. Allah Allah. İnşallah onun içinde de şeker sugar vardır. Sugar yazıyor, gördün mü? Var mı şeker? Ha, yok şeker. Varmış. Hadi. Ne kadar şekerdi? Yarım çay bardağı. Alabildiğine. Alabildiğine göz değil, kararı. Göz kararı ya. Bak orada dökecek şimdi, yere dökecek. Allah'ım ya. Evet, bu olmaz böyle. İnşallah ben sinir krizi geçirmeden şu videoyu sonlandırabilirim. Oha oha, bütün geldi ama şeker. Aa dur. Onu baban bölsün tüm dur, şeyiyle, dur, zerafetiyle. Evet. Vay be usta. Oo, kaslara bakın. Sırf şekeri bu çırpmak için çalıştırmış bütün kaslarını. Yarım bardak dedin değil mi? Evet. Çay bardağı mı? Çay tamam işte. Yarım. Evet, döküyoruz. Şimdi döküyoruz. Dök. Hayır, ilk bunu kıracağız. İlk yumurtayı kırıyoruz. Beni neden? Hayır. Don't do it. O ne dedi? Ne dedi? Onu da anla artık ya. Don't do it mi? He. Ne diyor? Marka var. Şey, tişört markası. Atma be. Eliyle al. Hani. Ay, o öyle alınmaz. Yumurtanın kabıyla alır yumurtanın kabı. Aldım canım. Aldı. Nasıl yiyeceğiz bunu bilmiyorum. Oraya yeme attı. Allah Allah, senin için yapayım ben yiyeyim. He? Oraya attı. Nereye? Bunları. Sanki sen çok temizmişin gibi çocuğu şikayet etme. Evet, geçen geldim arkadaşlar. Burada yumurta yapmış. Akşam olmuş, şurada yumurtanın kapları duruyordu. Bak. He. Allah herkese bir yetenek veriyor. Evet. Benim yeteneğim yok. Allah Allah, nasıl yeteneği? Ya o işleri yapma yeteneği. Bak al sana, yeteneğini keşfetmen için harika bir fırsat verdi. Yumurta... Ooo! Kaslarım... Şimdi ben çikolatayı yapacağım. Evet, şimdi de çikolatayı eritiyoruz arkadaşlar. Yumurtamız orada çırpılıyor. Çikolatayı da burada erittikten sonra diğer aşamaları için görüşüyoruz yine. Oy, nereye geçtik? Çikolata bölümüne mi geçtik? Şimdi çikolataları böyle atıyoruz. Kısayım mı? Evet, altın kız bence de yağımız yanmasın. Şimdi çikolatalar eriyecek. Bunun en önemli tabii ki özelliği brownie'nin çikolatası. Umarım inşallah bu sefer tutturacağız arkadaşlar.
Öyle umut ediyorum çünkü gerçekten malzemelere yazık olacak çünkü çok üzülüyorum. Pişirme süresinde bence sen başında bekle, yat, otur orada. Pişirme süresini o şekilde kapat yani. Çünkü biz oradan türlü bir şekilde yakıyoruz. Geçen de zaten sıfırını kapattım, sen hiç kapatmamışsın. Evet. Kurabiye taktım. Kaç tane kırdın? Dördüncü yapıyorum. Dört tane çikolata gidiyor. Dışarıdan brownie alsaydık daha iyiydi biliyor musun? Bu kadar tereyağı çikolata harcayacağına pastaneden brownie alsaydık. Ama kendin yapmanın verdiği güzellik var. Yani. Neyse evet, kendimiz yapmanın, bana bak bir bakayım. Kendimizin yapmamışsının daha güzel bir yanı varmış. Şöyle bunu çırpabilir misin hemen? Bir fotoğraf alayım senden de öyle bir bana bak. Tamam, çırparım hadi. Ben çırpayım arkadaşlar. Hemen, bakın zaten böyle eridi. Yarın da başka bir şey yapacağız. Çam ağacı kurabiye yapacağız ama inşallah onu da çekerim. İnşallah onu da güzel yaparız. O zaten kolay, böyle pişirmeli falan da bir şey değil. Bu arada benim uydurmasyon yemeğim de var. Masal nereye gittin? Of, çikolatanın akışkanlığına bak. Eskiden bizim çikolata şelalesi gibi bir şeyimiz vardı. He ya, çikolata şelalemiz vardı bizim. Evet, o nerede acaba? Eski evde kaldı. Eski videolarımızda izleyenler biliyorlardır. Şimdi bunu da yapıp içine dökeceğiz. Peki sen unu munu kattın mı? Onu bunu kattıktan sonra koyacağız. En sonunda. Tamam. İnşallah bu sefer olacak. Ne diyorsun? Vanilya da lazımmış. Vanilya. Süt. Süt lazım mıydı ki? Süt yazmıyordu süt sanki. Yok. Evet, bu cıvık oldu. Bir daha bakarsın sen. Tamam. Bunu pişireceğiz sonra. Bu da çok cıvık oldu ha. Cıvık olsun. Pişecek. O katılaşacak sonra zaten. Amacı o. Cıvık olması. Vallahi bilmiyorum. Bütün tarifleri sen kendin yapıyorsun. Bizlik bir şey yok bu. Şey, bence bu piştikten sonra evet. Hadi onu götürelim. Sıcak mı? Ama altını kur, çikolatanın şimdi donmaması lazım altını. Tamam. Hemen yapmamız lazım. Dök buna. Dök. Öğüt iyi mutfadan de bak. Sıcak mı? Hadi hemen dök. Evet hadi. Dürelim yine sana. Dök. Ay. İçini sıva şunun, içini sıva. Ay dur. Yeter. Hah. Yeter. Uy, löp düştü valla. Haydi bakalım. Ben kaçacağım. Yap bakalım. Hızlı. Çikolata donmadan bu işi halletmemiz gerekiyor. Sonra unu dolduruyoruz. Sonra vanilyayı koyup fırına koyuyoruz bayağı arkadaşlar. Bayağı yoğun oldu. Hadi bakalım. Bayağı bir şey değil mi? Kıvam aşırı oldu. Evet, çok güzel. Hazır mıyız? Unu da katıyoruz. Bu son aşama mı? Evet. Sonra vanilyayı katıyoruz ve bitiriyoruz. Vanilya katacak mısın? Keşke eleyle koysaydık. Elime şeyini getirdim. Allah'ım bitmiyor, elere koyacağım diyor. Ben bunu bir karıştırayım yoksa bu donacak. Yine kalacağız böyle. Bak bir de diyorsun ki cıvık oldu diyorsun. Bu zaten yani bayağı bir katılaştı şu an. Eleği buldun mu? Donacak bak. Elekçi geldi. Evet, eleyerek yapacak şimdi. Gitti un zaten. Hadi bakayım ele. İyice çırp, iyice. Bak bu sefer güzel böyle akışkan oldu bayağı. Ne diyorsun? Bunu pişirme süresini de tam ayarlarsak bence müko. Evet. Müko böyle olacak. Tam böyle cıvıkken çıkarmamız lazım. Donuyor evet. Çünkü. Neye dökeceğiz bunu? Küçük ne var dökebileceğimiz? Fırın kağıdının üstüne dökelim ama. Güzel. Yapışmasın. Evet arkadaşlar, bence kıvam da güzel oldu. Şimdi bunu dökeceğimiz kabı da getirsin. Sonra fırına koyalım. Fırından sonra çıkmış halinde ben size göstermiş olacağım. Bakalım nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi kabını seçiyor. Kabını seçsin bakayım buradan. Bu? Olur. Fırın kağıdı al aşağıda. Evet. Orada var. Tamam. Hadi. Onu koyalım. Sonra üstüne bir dökelim. Şöyle güzelce ne? Döküş anı da almam lazım efendim. Sen o döktükçe şey olur herhalde. Düşer. Ağırlık gelince düşer diye düşünüyorum. İyice çırptın mı ama? Çıp. Burada da benim uydurmasyon yemeğim pişiyor. Bayağı uydurdum yani. Evdeki bütün malzemeleri ekledim. Evet. Hazır mı? Ortasına bir şey koyayım mı? Hadi dök. Ay hadi bismillah, bu sefer becereceğiz inşallah. Ay ha düştü bak. Düştü. Komple düşürsen onu. At komple. Şu elini tutsana şunu. Ha. Haydi. Ay hadi bismillah. Evet arkadaşlar şunu
yaydıktan sonra biz bunu fırına yolluyoruz. Sonra fırından sonra inşallah olmuş bir şekilde görüşürüz. Evet. Yani 20 dakika falan diyorlardı ama kaç dakika oldu? 12 dakika, 13 dakika falan oldu. Yoksa çok pişiyor. Birazcık videonun kokusu geliyor. Ay bir şey diyeyim mi? Ha. İnşallah yanmamıştır. Oo, kenarları birazcık yanmış gibi ama. Evet, bence oldu. Bence oldu. Olmadıysa ya. Çok bozulur mu? Ay. Bakın ben devralıyorum. Bence oldu. Ne diyorsun? Bak. Bu sefer başardık yani bence. Bence de başardık. Şu siyahlar. Kek gibi mi oldu? Hayır canım, daha ne? Şimdi içi o kotu katılacaktı o çikolata. Bence tamamdır. Hatta şunu kağıda alalım şöyle. Şu altındakini çekelim. Dur, şunun üstüne koyalım direkt. Evet. Kağıdı tut. Ay, bükecek, dur. Kırılıyor anne, kırılıyor. Dur, kırılıyor. Birden al sen. Bir, iki, üç. Koy. Evet, başardık. Evet, başardık arkadaşlar. Şunları sarmayın. Bunlar zaten görünür bir şeyler değillerdi. İçine bak. İçine bakın. Oo, akışkan akışkan. Bu sefer başardık Masal. Hadi bakalım. Kesip de yiyelim. Evet, gördüğünüz gibi Masal ders çalışıyor. Müzik dinleyerek yine. Evet. Masalcığım, bugün nasıldı? Anne kız günü güzel miydi? Anne kız gününü beğendin. Evet. Bugünün sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.